linç et bölümümüz var abi. Sana sosyal medyada gelen linçleri buraya koyuyoruz ki hem sana da cevap hakkı doğsun. Orada uğraşıyorum, bir de burada mı uğraşayım? Yani? Tamam, ne yapalım? Yani şimdi çünkü sen çok güzel uğraşıyorsun abi. Sen linç edenlere çok güzel giriyorsun. Peki. Verelim Haluk abinin linçlerinden. Bakalım neler var. Haluk Levent de ahbap mahbap ayağıyla Cukka'yı götürüyor. Vallahi doğru söylüyor yani. Cukka'yı götürüyoruz yani. Ya şey tabii enteresan abi. Oradaki insanlar da bir mali bir şeylere giriyorlar ama bunun açıklamasını yaptın zaten. Hani bütün maddiyeti. Bu çok güzel bir tweet biliyor musun? Bu arkadaş kimse helal olsun yani. Evet, beni kendisine göre böyle de ama bu neyi ortaya koyuyor biliyor musun? Halkımızda dernek, vakıf denildiğinde bir güven kalmamışı ortaya koyuyor. Hmm. Yani bir şey yapıyorsan burada bir şey var, bir çıkar var. Yani bir şeyler var. Ya siyasi çıkar var, ya toplumsal çıkar var, ya politik bir çıkar var. Ya da işte Cukka var yani, para var. Halbuki ben ve arkadaşlarım koltuğu bırakmaya hazırız. Bakın diyoruz, ahbapta para var. Buyurun, alın siz yönetin. Ben bugün bırakmaya hazırım. Ben çünkü müzisyenim. Konserler verme, ben paramı kazanıyorum zaten. Hani konserlerim, sen bilirsin, çok eskiden beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim Ahbap'ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok. Maalesef burada itiraf ediyorum. Para gidiyor yani. Para yani gidiyor. Cebinden para da veriyorsun abi. Gidiyor tabii bunu herkes. Hayırsever bulamazsan. Yani o anda olmasa biz yardımcı. Biz vereceğiz. Başka çaremiz yok yani. İşte bu. Çok güzel cevap oldu. Çok güzel cevap oldu. Evet. Bakalım. Abi helal olsun, halkın adamı, garibanın yanındasın. Şu yaz gününde diğer sanatçılar teknede, yatlarda, deniz tatilindeyken sen halkın içinde bizimlesin. Burada neredesin abi? Ya, Antalya'dayım. Orada bir Antalya'da yattayım böyle. Denize açılacağım. Atacağım kendimi deniz. Tweet'i gördüm. Abi helal olsun. Herkes halkın, sen halkın içindesin. Herkes yatlarda kal. Fotoğrafı da yapıştırdım. Ülen dedim. Biz de tekneye gidiyoruz. Ben de teknedeyim ya. İnsanlar şunu algılamadı. Bir insan bir iyilik yapıyorsa, halktan oluyorsa o adam gariban yaşamayacak yani. O adam yatta da olur. Hatta arkadaşlarımdan ben özel uçak alıyorum bazen. Tweet'te görüyorum. Özel uçağa biniyorum. Adana'ya yemek yemeye gidiyorum diyorum. Arkadaşlarım çünkü. Hani bu yaşam tarzıyla bizim yaptığımız yaşam tarzı arasında bir çelişki yok. İnsan halktan da olabilir. Halkın içinde de olabilir. Garibanların yanında da olabilir. Lüks yata biner, Miami'ye de uçabilir. Evet. Ya bunda bir şey yok. Bu iki ayrım bizde televizyonda Türk sineması şeylerinden kalmış. Zengin fakir ayrımı, yoksul falan. Halbuki böyle bir şey yok yani. Ne demişler peki? Başka buna yorum var mı? Evet, kalk. Kötü düşünmeyelim. Belki de kiralamıştır demişler abi. Hani hani satın yani, senin değildir, kiralıktır. Vallahi diye. Hiç. Seni o kadar seviyorlar ki yat almamalısın abi. Yani ben gerçekten param daha da fazla olsa yat almam. Çünkü çok arkadaşım var, yatları var yani. İki gitar çalıyorum, yatı üç günlük alıyorum. Niye alayım yani? O parayla başka bir şeyler yaparım. Çok iyiymiş abi, süper. Devam edelim. Evet, böyle fotoğraf çekmişsin abi. Her şey flu. Ya, linç ne? Abi elinde iPhone var, çektiğin fotoğrafa bak, yeni hesap açmış, amcalar gibi davranmak. Doğru. Yani bu sosyal medyayı aktif kullanıyorsam iyi bir kullanıcı mısın abi sen? Geçen gün de karanlık bir video paylaştın böyle. Yani yanlışlıkla bir şey paylaştın. İyi bir kullanıcı mısın akıllı telefonu? Ya akıllı telefonu kullanmayı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Meğer böyle öyle çıkıyordu. Ne oluyor filan? Meğer kamerasını temizlemek lazımmış. Onu bile bilmiyorum. Ben sadece Twitter'ı kullanıyorum. Sosyal medyada. Bu kamera pisliğinden mi olmuş? Kesinlikle. Ben Zoom şeyi... Yani belki de öyledir. Zoom'dandır. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani nasıl olduğunu da bilmiyorum. Hani bir şekilde olmuş, atmışım ama kendimi görmüşüm hafif fırlıyor. Arkadakileri görememişim. Gerçekten. Oradaki herkese selam vermiş ama niye verdiler belli değil. Ne oldu? Yeni hesap açmış, amcalar gibi demek de çok iyi. Devam edelim abi. Sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Mesaj atan, tweet yazan tüm dostlara teşekkürler. Yakışıklı olmak zor iş diye bu fotoğrafı paylaşmış Haluk abi. Çok gerçekten. 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar. 2 Ağustos evet. Dünya Yakışıklılar Günü'nde paylaşmış. Ne yorum gelmiş? Herkesin kötü dönemleri olmuştur abi diyerek moral vermek isterdim ama diyemiyorum be abi, gözlerim kanadı yazmış biri.
çok büyük. Yani görsel, fiziksel özelliklere çok büyük linç var abi. Çok zevkli. Beni de hiç durmuyorlar yani. Evet, hep görsele çok güzel giriyorlar yani. Başlayalım mı linçlere? Çok ben sabırsızlanıyorum. Çok da bak sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli şeyler var diye. Sizin de bu konuyu çok rahatlıkla karşıladığınız için söylüyorum. Ben abi. Çok eğleniyorum onunla. Nilgün Bodur'un klavyesi. Buna çok gülüyorum. Yani işte olay biraz şuna geliyor. Şimdi gerçekten bu arkadaşın sizin kitabınızı okumadığına %100 eminim ama bu şakayı bulunca coşuyorlar büyük ihtimal yani. Başka var mı? Benim çünkü çok iyi bir tane var. Mı? Ben sana söyleyeyim. Ver bakayım başka. E eşittir MC kare Nilgün Bodur. Bununla ilgili bir şey olacak ileride ama söyleyeyim. Devam et. Hem de Halil yazmış. Nilgün Bodur'un kedisi de kitap çıkarmış. Meo meo. Bunu görmedim. Meo meo meo. Meo 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 diye bir kitap. Devam et. Hem de İngiliz kedi, farkında mısın? W var. Hobilerim arasında kendimi Nilgün Bodur'u engelletmek var. Allah Allah. Engelliyor musunuz? Ama küfür falan gelirse engelliyorum. Bunları engellemem de. Çok zor bir şey ama. Engelledikçe mesela hoşuna gidiyor. Yani olsun. Sen onu engelliyorsun ha. Bir daha engellesin falan. Hani çünkü kolay hesap açıyorsun. Yeni hesapla bir daha engelleneyim falan. Tabii. Çünkü engelledin mi demek var. Ki ciddiye alıyorsun durumu tabii, oluyor ya. Tabii. Devam edelim. Of kral yine döktürmüş demiş. Bebek. Ne zaman bir bebek görsem hep bebek gelir aklıma. Gerçekten böyle yazmıyorum. Bak bunu da bilmiyorum. Bu sizin kitabınızdan değil tabii. Değil. Bunu... Kitabımın kral yine yapılmış. Kral yine döktürmüş ama çok güzel. Devam edin. Sen gittin ya ben indirime girdim. Nilgün Bodur Black Friday. Kitap. Bu Black Friday'de herhalde indirime girmiştir herhalde bilmiyorum. Evet devam edelim. Yemeğin yağını pantolonuma damlatmışım ama olsun. Ben bunun da üstesinden gelebilirim. Ne de olsa çokça Nilgün Bodur videosu izledim. Evet. Yani böyle çektiğiniz videolar bir takım insanlara çok iyi geliyor. Bir takım insanlara da sinir mi ediyor? Ediyor, çok sinir ediyor. Niye ediyor sizce? Çünkü böyledir. Birisi... Bir dakika. Son dakika Nilgün Bodur kendisiyle evlendi ben diye. Ben takip etmiyorum Twitter'ı. Eser neden biliyor musun? Birisi Ayşe Arman'la da konuşmuştum. Bir kişi herkes tarafından seviliyorsa bir sorun vardır. Buna alışmaya başlıyorsun. Çünkü eskiden iş yerinde iki kişi seni sevmese eve gidip uyuyamazdın. Şimdi bu kadar yüz binlerce takipçi olunca herkes beni severse sorun var. Çünkü o zaman kişiliğim ortada değildir. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten ben de kendi videolarımı izlediğimde kendime gıcık olduğum anlar oluyor. Çok mürebbiye edasındayım. Gerçekten. Çünkü neden? O kamera önünü çok iyi bilmediğim için. O ciddi yani bu ciddi kadın. Belki senin sayende kısmetim de açılır. Daha ciddi olmadım. O yeni kitaplar mı? Anlaşılır. Hayır. Yeni kitap değil. Kısmetim açılır. Güzel bir şey. Çünkü kim işte bak Nilgün Bodur kendisiyle evlendi. Kim benimle evlendi o kadar bilmiş teyzeyle kim evlenir yani. Devam edelim. Nilgün Bodur'a işte. Cevap. Çok tatlı. Sen gittin ya ben çok güzelleştim. Önceden güzelleşseydim ben zaten gitmezdim. Ben davetim bu. Doğruca gönlü zengin. Bu çocuk bana ulaştı. Bu çocuk bana ulaştı. Kendisi ticaretle uğraşan bir iş adamı. Fakat kitap mizampajı şey yapmış. Tolga Gani zengin. Mizampaj yapmış bir aplikasyonla. Bu mizampajı yapmış. Çocuk linç yemiş. Sonra ekşi sözlüklere düşmüş. Bana dedi ki Allah size sabır versin. Olmayan kitap. Böyle bir kitap yok. Çocuk sadece eğlenmek için olmayan kitabın içeriği hakkında linç yemiş ona. Çok güzel. Ama çok güzel ya. Önceden güzelleşseydim ben zaten. Ben kendim paylaştım zaten. Çok güzel. Çok eğlendim bundan. Evet yani işte insanlarla bu paylaştığınız aslında normalde bu paylaştığınızı okuyunca belki de daha böyle hani gülecekler, eğleneceklerken iş böyle ciddiye kitap yazmaya şeye gidince biraz zor bir durumla uğraşıyorsunuz ama ben sizi iyi görüyorum yani güzel idare ediyorsunuz konuyu. Güzel idare edecek bir şey yok çünkü o linçler... en güzel atasözü ben söyledim dermişim. Meyve veren ağaç taşlanır derler ya. Nilgün Bodur. Nilgün Bodur. meyve veren ağaç taşlanıyormuş gerçekten.